Sevgili izleyenler, Muğla'nın televizyonu Kanal F'de spor saatinden iyi akşamlar. Spor saatinde her zaman olduğu gibi yine Muğla takımlarının geçtiğimiz hafta performanslarını yine çok değerli konuklarımızla birlikte konuşup tartışacağız. Fethiyespor geçtiğimiz deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenildikten sonra kendi evinde Akif Başaran'la çıktığı ilk maçını Tepecik Spor karşısında 1-0 galip kapattı. Üçüncü lig, ikinci grupta lider olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor kendi evinde Tire 1922'yi 2-1 mağlup ettikten sonra hafta içi mesaisinde ardından İstanbul deplasmanına gitti. Halide Edip Adıvar'a karşısında 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı. Muğla Spor ise yine deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Cem Canbaz'ın talebeleri hafta içi mesaisindeki bu farklı mağlubiyetin ardından kendi evinde lider Afşet Afyonspor'la karşı karşıya geldi. Afyonspor karşısında Muğla Spor berabere götürdüğü karşılaşmadan son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Bölgesel amatör ligde Ortaca Belediyespor kendi evinde Ödemiş Spor'u 3-2 mağlup ederken Yatağan Spor'da deplasmanda Pamukkale Spor karşısında 1-1 beraberlikle döndü. Ortaca Belediyespor şimdi liderin ensesinde. Lider kaybettiği takdirde Ortaca Belediyespor kazanırsa bölgesel amatör ligde Ortaca Belediyespor liderlik koltuğuna oturabilecek. Evet değerli izleyenler, Muğla takımları bu hafta bazıları kaybederken bazıları yüz güldürdü. İşte bu akşam Muğla Sporu, Fethiyespor'u, Bodrum Belediyesi Bodrum Sporu, Ortaca Belediyespor'u ve Yatağan Spor'u konuşacağız. Çok önemli karşılaşmalarda Muğla takımlarını bekliyor. Hoş geldin sevgili Timur Fidan. Önemli bir hafta geride kaldı. Hatta yorucu bir hafta. Hem bazı takımların hafta içi mesaisi vardı. Hem de gerçekten hafta sonunda da hemen ardından yine karşılaşmalar oynadılar. Ama yüz güldüren sonuçların yanı sıra maalesef hani ağlatan, üzücü sonuçlar da almadılar değiller. Haftayı değerlendireceğiz ama önce ikincilik beyaz gruptan başlayalım. Fethiyespor'dan başlayalım. Çünkü Fethiyespor haftalardır, tam 5 haftadır galibiyet yüzü görmüyordu. Ama bu hafta Akif Başaran'la önce el sıkıştı. Ardından da kazanmasını bildi. Zor da olsa kazanmasını bildi. Offside kokan bir goldü. Offside miydi değil miydi? Yine o golü de tartışacağız değerli izleyenler. Şimdi ikincilik beyaz grupta haftanın sonuçlarına şöyle bir göz atalım. 9 karşılaşmada 18 gol atıldı. Her karşılaşmaya 2 gol düşüyor. Ve işte haftanın sonuçları, puan durumu ve maç programı. İkinci lig beyaz grupta haftanın sonuçları şöyle. Fatih Karagümrük 2, İstanbul Spor 0. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor 3, Anadolu Üsküdar 1908-1. Sivas Belediyespor 2, Kahramanmaraş Spor 1. Of Spor 0, Konya Anadolu Selçuk Spor 1. Keçiören Gücü 1, Zonguldak Kömür Spor 2. Pendik Spor 1, Hacettepe 0. Kocaeli Birlik Spor 1, Ahmet Spor Tip 0. Fethiyespor 1, Büyükçekmece Tepecik 0, Buca Spor 1, Nazilli Belediyespor 1. İkincilik beyaz grupta puan durumu şöyle. Ahmet Sportif Faaliyetler 27 puanla lider. 26 puanlı Keçiören Gücü 2. 25 puanlı 3 takımdan Büyükşehir Belediyesi 3. İstanbul Spor 4. Sivas Belediyespor 5. 23 puanlı Kocaeli Birlik Spor 6. 20 puanlı Konya Anadolu Selçuk Spor 7. 19 puanlı Zonguldak Kömür Spor 8. 9. sırada Pendik Spor, puanı 18. 10. sırada 17 puanlı Nazilli Belediye Spor, 11. sırada 16 puanlı Fethiye Spor yer alıyor. 12. sırada 15 puanlı Kahramanmaraş Spor, 13. sırada 14 puanlı Buca Spor, 14. sırada bir başka 14 puanlı takım Fatih Karagümrük sıralandı.
13 puanlı Hacettepe Spor 15. Son 3 takımdan 16. Anadolu Üsküdar 1908 10 puana sahip. 8 puanlı Büyükçekmece Tepecik Spor 17. 6 puanlı Ov Spor 18. ve son sırada yer alıyor. İkincilik beyaz grupta haftanın maç programı şöyle. Kahramanmaraş Spor, Pendik Spor, Ahmet Sportif Sivas Belediye Spor, Hacettepe Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor Fatih Karagümrük, İstanbul Spor Buca Spor, Nazilli Belediye Spor Ov Spor, Konya Anadolu Selçuk Spor, Kocaeli Birlik Spor, Anadolu Üsküdar 1908 Keçiören Gücü ve Zonguldak Kömür Spor Fethiye Spor. Evet değerli izleyenler, ikincilik beyaz grupta bu hafta böyle geçti ve Fethiye Spor hafta içinde İstanbul Spor deplasmanında 2-1 mağlubiyetin ardından teknik direktör konusundaki sorununu Akif Başaran'la çözdü. Tecrübeli teknik adam Fethiye Spor'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi Fethiye Spor Başkanı Okan Uysal'ın yanı sıra Okan Uysal imzalarken yöneticiler de hazır bulundular. İşte o sözleşmeye gidiyoruz. Haberimiz ekranlarınızda. Nihayet buldu. Aydınspor'un eski teknik sorumlusu olan Ege takımlarını yakından takip eden Akif Başaran'la bir yıllık sözleşme imzalayan Fethiye Spor Kulübü takımı bu tecrübeli hocaya teslim etti. Akif Başaran'ın yardımcılığını Kemal Yılmaz'ın yapması kararlaştırılırken tecrübeli teknik adam Akif Başaran öncelikle takımı bulunduğu kötü durumdan kurtarmak istiyoruz dedi. İyi oyunculara sahip ama maalesef istenen noktaya gelemedi. Olabilir ama geride bıraktık, yeni bir sayfa açtık. Hayırlısıyla inşallah başarıya koşacağız. Fethiye Spor Yönetim Kurulu Başkanı Okan Uysal da öncelikle camiamıza hayırlı olsun diyerek artık hep birlikte yeni bir sayfa açtık dedi. İlk önce şunu söyleyeyim, camiamıza hayırlı olsun. Bir yıl önce Akif Hoca ile bir görüşme yapmıştık. Dönemde bazı düşünceleri farklı olmamızdan dolayı o zaman nasip olmadı. Ama bir yıl sonra bugün bu imzayı atmanın sevincini yaşıyorum. Fethiye Spor Kulübü sadece isimlere, belli isimlere muhtaç değil, daha farklı isimlerle de çalışabileceğini bu Akif Hoca'nın göstermiş olduğu anlayışla buraya getirmiş olduk. Ve Fethiye Spor Kulübü'nün marka değerinin ne kadar güçlü olduğunu biraz önce hocam da ifade etti. Dediği gibi çok kulüp var piyasada ve çoğu da şu anda hoca değiştirdi. Ama nasıl bir hoca özenle gideceği kulübü bekleyip ve inceleyip sık dokuyorsa biz de bu transferi gerçekleştirirken çok ince ve sık dokuduk. Ben futbol şubesi sorumluluğu döneminde de Akif Hoca ile karşı karşıya gelmiştik. Oyun anlayışını ve futbol oynatış tarzını çok beğeniyordum. Bugün bunun nasip olmasından dolayı da gurur duydum. Herkese hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, lacivert beyazlılar. Teknik direktör Akif Başaran'la sözleşme imzaladılar ve hemen de çalışmaya başladılar. Fethiye Spor bu kan değişikliğiyle birlikte Tepecik Spor karşısına çıktı. Büyükçekmece Tepecik Spor karşısında Fethiye Spor nasıl bir karşılaşma oynadı? Şimdi bu karşılaşmaya gidiyoruz. Karşılaşmanın önemli anları ve golleri ekranlarınıza geliyor. Fethiye Spor Büyükçekmece Tepecik Spor'u ağırlıyor. İkincilik beyaz grupta karşılaşmayı yönetecek hakemler İzmir bölgesinden Yiğit Arslan, Fatih Söyler ve Hakan Betaş. Fethiye Spor sahaya kalede Kubilay, 4 Bayram Çetin, 5 Oğuzhan Yıldırım, 6 Bekir Ozan'a, 8 Hüseyin Atalay, 9 Emir Gökçe, 16 Mert Ereslik, 35 Aytaş Deniz, 41 Oktay Pop, 48 Hakkı Can Aksu, 77 Rıdvan Türker 11 ile sahada.
Büyükçekmece Tepecik Spor ise kalede Murat Coşkun, 2 Hasan Erbey, 3 Caner Bulut, 4 Recep Metin, 5 Semih Kaya, 9 Gökhan Aydaş, 19 Ömer Yalçın, 21 Alper Endoğan, 22 Hüseyin Tokmak, 26 Fırat Bozkurt, 54 Anıl Abanoz 11 ile sahada. Şöyle baktığımız zaman sahaya Fethiyespor'da Akif Başaran ilk karşılaşmasına çıkıyor ve yedek kulübesinde gördüklerimi hemen söylemek istiyorum. Kaleci Ali Tokat, 7 Emre Balkı, 10 Hakan Kutlu, 11 Berat, Jonathan Ustabaşı, 19 Nurettin Çağlar, 26 Coşkun Kılıç, 34 Cemre Atmaca'yı görüyoruz. Fethiye'ye tam kadro gelen Büyükçekmece Tepecik Spor ise kaleci Recep Ağa yedekler arasında 10 Deniz Yanılmaz, 13 İbrahim, 17 Lorenzo, 20 Oğuzhan Kazancı, 61 Semih, 69 Noyan ile yedekler arasında bulunuyor. Rakip Büyükçekmece Tepecik Spor, Fethiyespor'a karşı Fethiye Şehir Stadı'nda. Sahasında 5 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan lacivert beyazlar, teknik patron Başaran'ın sihirli dokunuşuyla bakalım bugün ne yapacak? Fethiyespor'da Selçuk Çalışır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Emre Balkı, Hakan Kutlu, Coşkun Kılıç ve Cemre Atmaca az önce de söyledim yedek olarak soyundular. Teknik patron Akif Başaran, Bekir Ozan Has ile Emir Gökçe'yi Tepecik önünde ilk 11'de sahaya sürüyor. Beşkaza taraftar topluluğu tribünde takımına şimdiden destek vermeye başladı. Karşılaşmayı izleyenler arasında Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Velisan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Gençlik Hizmetleri ve İlspor Müdürü Serkan Öcalmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve Fethiye Spor Başkanı Okan Uysal karşılaşmayı Tepecik Sporlu yöneticilerle birlikte izliyor tribünden. Yiğit Arslan İzmir bölgesinden işaretini verdi ve karşılaşma başladı. Fethiyespor taç atışıyla rakip kaleye tehlikeli olmak istiyor ancak faul düdüğü çaldı. Fethiyespor kullanacak. Emir Gökçe yerde kalmıştı. Uzun mesafeli bir top ceza alanına kafa, kaleci son anda topu kornere çeliyor ancak daha önce kalkan bayrak var. Yine Fethiyespor hata. Emir'den önce savunma uzaklaştırdı. Bekir Ozan'ın pası. Bekir Ozan ceza alanını ortaladı. Savunma yine uzaklaştırıyor. Aytaç Deniz yerde kaldı. Bekir Ozan var topun başında. Bekir Ozan ceza sahası içine doldurdu. Savunma kafayla uzaklaştırıyor. Fethiyespor hata gelecek. Emir vuruyor. Top üst sahalarda kaldı. Dışı Emir. Sert bir şut bireyin dibinden dışarı gitti. Çok müsait bir pozisyondu. Ancak Fethiyespor yararlanamıyor bu pozisyonda. Yine ceza alanı içinde tehlike. Aytaç ancak kaleci daha önce davrandı. Mert ortaladı. Ceza alanı içerisinde yine vuramıyor lacivert beyazlar. Karşılaşmanın ilk yarısından görüntüler ekranlarınızda. Tepecik Spor sert bir şut, kaleci mutlak gol önlüyor ve savunma uzaklaştırdı. Çalan düdük vardı. Faulü de verdi karşılaşma mahkemi. Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler ekranlarınızda. Uzun mesafeli bir top. Kaleci başarılı Murat Coşkun. Korner atışı. Kornerden gelen top. Kafa ve top üst sahalarda. Fethiyespor gol atmak için ceza alanına sokuluyor. Sert bir hareket. Kart çıkacak. Fırat
sarı kartı gördü bu pozisyonda. Ceza alanına ortalanan top. Aytaç topla buluştu ve gol. Fethiyespor 71. dakikada gole kavuşuyor. Ancak bu gole offside var mı yok mu? Tepecik Sporlu futbolcuların itirazları var ama şu anda lacivert beyazlı futbolcuların gol sevinci Akif Paşa'dan koştular. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Emir topu araya bıraktı. Aytaç, Aytaç ve topu ağlara gönderiyor. Yerden bir vuruşla Aytaç'ın gol sevinci. Tepecik Sporlu futbolcular hakeme gittiler. Yardımcı hakemin bayrak kaldırdığı şeklinde bir görüş var ancak hakem golü veriyor ve lacivert beyazlı Fethiyespor 71. dakikada Aytaç'ın az önce izlediğimiz golüyle 1-0 öne geçiyor. Kaleci Kubilay uzaklaştırdı. Yine Fethiyespor atak hazırlığında. Sol taraftan geliyor Aytaç, yerden pası. Savunma pozisyonu önledi. Yine Fethiyespor atağı. Cemre, Cemre topu dışarı attı. Oyuna az önce girmişti Cemre Atmaca. Mutlak pozisyonda topu dışarı gönderdi. Nurettin ve top üstten dışarıda. Serbest vuruşta Nurettin topu üstten dışarı attı ve karşılaşmanın sonu. Fethiyespor 71. dakikada Aytaç Deniz'in attığı golle 1-0 galip bitirdi karşılaşmayı. Fethiyespor bu sonuçla ligde 11. sıraya yükseliyor ve puanını 16'ya. Evet değerli izleyenler, Fethiyespor bu sonuçla ligde 11. sıraya yerleşti ve puanını 16'ya yükseltti. Lacivert Beyazlar şimdi Zonguldak Kömürspor deplasmanına gidecek. Stüdyoya dönüyoruz. Milli hakemlerimizden ve Fethiyespor eski başkanlarından Sayın Timur Fidan yorumlayacak karşılaşmayı. Özellikle de bu karşılaşmada offside var mıydı golde, yok muydu? Onun bilgisini alacağız. Ayrıca Fenerbahçe ve milli takımın eski golcülerinden Sayın Abdullah Çevrim'le de bir telefon bağlantısı yapacağız. İstanbul'da kendisi ve karşılaşmayı da yine görüntülerimizden izlemişti. Evet Sayın Timur Fidan, Fethiyespor bu karşılaşmaya Akif Paşaran'la bir kan değişikliğiyle çıkmıştı. Tabii Hakan Kutlu, Coşkun Kılıç, Selçuk Çalışır. Bu üç futbolcu İstanbulspor maçında kadrodaydı. Akif Paşaran kadroya Bayram Çetin'i aldı. Çünkü kart cezalısıydı İstanbulspor maçında, yer alamamıştı. Geçen hafta da yorumlamıştık onu geçtiğimiz programda. Rıdvan Türker ve Bekir Ozan'ı almıştı ilk 11'e. Böyle bir durumda Tepecik Spor'la karşı karşıya geldi Fethiyespor. Ne söylemek istersin? Şimdi öncelikle Sayın Akif Paşaran'a bu 2016 sezonu 2017 sezonunun tamamlanması arasında görev aldığı için kendisine başarılar diliyorum. İlk önce göreve başladığı gün ben antrenmana gittim. Antrenmanda izledim. Evet. Futbolcularda tabii ki kan değişikliği nedeniyle güzel bir hareketlilik vardı. Futbolcularla hem tanışıp hem de düşüncesini, oyun sistemini oturtmaya çalıştığı görüntüsü izlenim edindim. Müsabakaya başlarken de ben ilk yarısını izleyebildim müsabakanın. Golü göremedim. Evet. Gene 5 haftadır gol göremiyoruz diye canlı söyleyelim. Ama biz bu kez gördük. Bir gol sevinci çektik. Ben sonradan banttan izledim. Tabii ki Dalaman'da olduğum için o nedenle Ortaca'ya da geçtim. Yoktum ikinci yarıda. İlk yarıda gördüğüm kadarıyla müsabakaya gerçekten bir kan değişikliği havasıyla futbolcular biraz arzulu başladılar. Ancak gördüğüm kadarıyla Tepecik bu sene eleği asmış. Yani bu takımın düşmemesi mucizelere bağlı. Çok kötü bir takım. Evet. Fethiyespor'un yenmemesi gerçekten... Bir tek gol pozisyonu var. Uzaktan yok, bir şutları yani, var. Zaten onu da Kubilay çok sert ama. Çok sertti. O sekti top. Evet. İkinci hamleyi yapan futbolcu offside pozisyonda olmasaydı gol olabilirdi. Hakem de offside'i değerlendirdi ve evet, durdurdu. Orada tabii ki Kubilay'ı kutlayalım. Çok sert bir vuruştu. Şimdi onun haricinde bir pozisyonu yoktu zaten ilk yarıda.
özellikle Fethiyespor etkili olmaya çalıştı. Her zamanki gibi bizim Aytaç sol taraftan karıştırdı. Bir ara sağ tarafa geçti. Kendine İlk geliyor boyunca, diyebiliriz değil mi Aytaç? Zaten sakattı. Sakatlığından eksikliğini biz her hafta söylüyorduk. Gerçekten arzuyla, hırsla oynuyor. Teknik kapasitesi çok üst düzeyde değil ama takıma hep yararlı oyunculardan birisi. Topu kaleye direkt götürebilen oyunculardan. Özellikle iki pozisyonu vardı. Bir tane Hüseyin'in ilk yarıda vurduğu direğin dibinden kaçan, hazırlanış açısından çok güzel bir sol taraftan ortalanan topa Hüseyin vurdu. Yan ağları sıyırarak avuta gitmişti. Biz birkaç pozisyon yarattık. Çok net pozisyonumuz var mıydı? Hayır. Ama rakip alana oyunu yıkmak şeklinde oyunumuzu rakip alanda rakibin üzerine baskı kurarak oynamaya çalıştık. Tabii ki Tepecik de kendi gücü oranında kendi yarı alanında pozisyonu karşılamaya çalıştı. Evet. Biraz kalabalık oynadı orta sahayı defansı. Daha çok ikinci bölgede karşılamaya çalıştı evet. Dikkat ettiysen. Evet. Biz de hemen kendi alanlarında onları sıkıştırarak hataya zorladık. İlk yarı boyunca görünen buydu. Ama ben sonradan sizin görüntülerden, bizim görüntülerden izlediğim kadarıyla attığımız golle ilgili tartışılır kamuoyunda bir şeyler vardı. Ama dikkatli izleyenler görecektir ki orada bizim oyuncu oynadığı zaman rakip oyuncuya doğru top gidiyor. Yani sağ, sol kanada doğru. Rakip oyuncu topu geriye doğru hamle yapıyor. Yani en son oynayan rakip oyuncu olduğu için rakip oyuncunun ayağından çıkıyor top. O yani, nedenle evet. O offside değil. Şimdi biraz sonra o görüntüye geldiğinde evet. Bir daha değerlendiririz ağır olarak. Tabii ki bu pozisyonlar bizim aleyhimize de olabilir. Onun için dikkatli seyretmek lazım böyle pozisyonları. Birkaç tane etkili pozisyonda biz gerçekten ortalarla, özellikle Bekir Ozan'ın ilk yarıda sonradan oyundan çıktığını Maçkolik'ten takip etmek zorunda kaldım ben. O dakikalarda ilk yarıda özellikle Bekir Ozan aldığı verdi, alver yaptı çoğu oyuncuları orta sahada biraz pasla. Bu şekilde bir rahatlık vardı. Ama bu takımın Akif Hoca da daha sonra görecektir, izleyecektir. Bence takıma gerçekten uyumlu, ağırbaşlı ve görev yaptığı kulüplerde hep biraz çıtayı yükseltmeye alışık gördüğümüz Aydınspor'da uzun süre çalıştı, Sarıyer'de çalıştı. Beşiktaş'ta futbol oynadı Akif Başaran. Yani profesyonel olarak gerçekten kariyerli ve kişilik olarak da iyi bir insan benim tanıdığım kadarıyla. Bu ligi de iyi tanıyor. Özellikle bizim grubumuzda birkaç sene yer aldı. Üçüncülükteyken de Aydın'ı çalıştırmıştı. Evet. Hep geldiğinde Aydın'ı kötü durumlardan kurtaran bir hocaydı. Evet. Umarım Fethiyespor'u da bu sıkıntılı dönemden kurtarıp ileriye için de daha aşamayı getirebilecek. Gerçekten biraz da sevgili Okan Başkan'ın söylediği gibi sen ben bizim oğlan gibi durumundan çıkarıp biraz daha değişik bakış açısıyla değişik hocaların Fethiyespor'a hizmet edebileceğini de görmek açısından da faydalı olacak. Gerçekten bence Fethiyespor'a katkısı çok olacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu karşılaşmada Fethiyespor'da daha mücadeleci ya da bir takım ruhu oluştuğunu görebildin mi? Ya biraz daha arzu yükseldi. Tabii ki hocalarıyla gelmesiyle bir kan değişikliği var. Mesela burada da sağ kanatta Aytaç'ın çok etkili bir hamlesi vardı. Evet. Yani bu takımı alevleyen hareketler. Bu açıdan Aytaç'ın hani ölüsü bu takıma faydası oluyor yani. Tabii ki. Yani çok golcü bir oyuncu değil ama hırsıyla bakın şimdi bu gol pozisyonu. Evet. Biraz daha yönetmen arkadaşımız. Yavaş oynatabilir miyiz burada? Bu pozisyonu biraz daha ağırdan alırsak yeri gelmişken görüntünün de. Aytaç bir ara duraklıyor ama rakipten geldiğini biliyor. Burada yardımcı hakem bayrağı çekiyor. O hata. Önce. Evet. O görevi yapabilir. Yani bunu biraz daha açmak lazım aslında. Şimdi şurada biraz daha geri alalım. Biraz daha geri alalım. İlk vuruştan rakibe gidiyor top. Bakın şu pozisyonda. Vurdu. Evet. Bakın şimdi buradan top geliyor kaleye doğru. Şimdi yavaş yavaş oynatalım. Yavaş yavaş. Bak bizim oyuncu vuruyor. Sonra onun ilerisindeki adam geriye çıkıyor. Geriye doğru çıkarıyor. Bakın ayağıyla son anda hamle yapıyor ve Aytaç'a gidiyor top. Evet. Ve ondan sonra Aytaç hakemi düdüğü müdüğü beklemeden vuruyor. İşte futbolcunun şeysi bu. Beklememesi. Hakemin düdüğünü beklemeyecek. Acaba ben offside miyim diye tereddüt düşse belki bu golü atamazdı. Evet. Gerçekten Aytaç'ı kutluyorum ben. Hı. Yani bu şekilde bir pozisyonda kaleye vuracaksın abi. Evet. Hakem çalmadığı anda gol. İşte bitti. Ve hakem bakın gol diye hemen santraya gösteriyor. Yan hakem
görevi şudur yan hakemin. Ofsaytı, o pozisyon. Yan hakem de koştu. Koştu. Hakem, yani önce hakemin sonra işaretinden sonra koştu. Hı-hı. Önce ofsaytı tespit ediyor. Evet. Ama topun rakipten gelip gitmediğini sezemediği için maçın hakemi oynatıyor, devam ettiriyor ve gol oluyor. Yardımcı da maçın hakemine uyarak golü veriyor. Bu gayet güzel bir gol. Aytaç'ın fırsatçılığını da kutlamak lazım buradan. Bu tabii ki bizim takıma da bir ateşleme sağlıyor. Bence bu takımı yenemesek çok üzülürdüm. Gerçekten ilk yarıda gördüğüm kadarıyla bizim alanımızda seyrettiğimiz son iki senenin en kötü takımıydı Tepecik. Evet. Yani en kötü takımıydı. Bunu yemezsek, yenemezsek dövmeleri lazım adamları. Bir yani puan için gelmiş diyebilir miyiz? Tabii o bir puan değil. Hani puanı alabilir miyiz? O tereddütte bile değil. Bir tek adam konuşuyor, takımı idare etmeye çalışıyor. Santrfor, kaptan oynayan oyuncu. Evet. O da zaten biraz hani futbol deyimiyle papazlar statüsüne girmiş bir adam. Biraz yaşı da ileri. Arkadaşların üzerine tahakküm kurarak oyun oynatmaya çalışıyor ama bu takımı hiç kimse yürütemez yani. Bu Tepecik bu sene ağlaya ağlaya gider bence. Eğer tedbir almazsa almazlarsa tabii. İkinci ayda belki takviyeler yapabilir. İstanbul bölgesinde takımlar birbirine yardım ediyor. Ama bizim için bu 3 puan gerçekten serumla kan almış gibi olduk yani. Evet. Gerçekten fikstür gereği çok kritik bir dönemdeydik. Hele bu takıma 3 puan verseydik büyük sıkıntıya düşebilirdik. Fethiyespor çerçeveyi bulamıyordu bu maçta. Bu maçta. Tek gol de olsa 3 puanı aldı. Az önce Aytaç Deniz'in attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Bu karşılaşmada bazı yanlış hatalar, yani yanlışlar vardı. Yine Fethiyespor'un önceki karşılaşmalarda yaptığı yanlışlar. Özellikle al-ver pasları. Evet. Ona geleceğiz. Nedense Fethiyespor dikine, kaleye yönelik gidemiyor. Ve bu nedenle de zaman zaman tepki gördü tribünlerden. Ona geleceğiz. O bölümden bazı görüntüleri de ekranlara getirmeye çalışacağız ama maç sonuna gidelim. Karşılaşmanın ardından Fethiyespor teknik sorumlusu Akif Başaran karşılaşmanın 90 dakikasını bakın nasıl değerlendirdi değerli izleyenler. Ve haftalardır kazanamayan Fethiyespor, kendi evinde özellikle kazanamayan, ilk başta galip gelmişti. Onun dışında kazanamıyordu. Evet. Tebrik ederiz. Nasıl oldu bu? Tabii ilk maçımızdı. Oyuncularla yeniden bütünleşip sanki yeniden başlıyormuş gibi. Özellikle de bu maç rakibimiz Tepecik 6 puanlık bir müsabakaydı. Onun oyuncuların büyük gayret gösterdiler. Zaman zaman oyunda bazı kopmalar olmasına rağmen ama baktığımızda hafta içinden beri 3 günlük bir çalışma neticesinde tabii bazı şeylerin olabilmesi çok zor ama oyuncuların iyi niyeti, isteği, arzusu ve zaman zaman oyundaki coşkulu arzuları bizi neticeye götürdü. Daha farklı olabilirdi. Kaçırdığımız goller var. Ama biraz daha dikkatli olursak, yani takım oyununda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama zaman içinde tabii ki daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Oyuncularım bana ilerisi için büyük ümit verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Evet, hocam bazı futbolcularla konuştum, yeni bir sistem var dediler. Bu sistem de bir bölümünde henüz yansıyabildi. Yani görebildiğimiz zor kadarıyla. Ama çok zor. Evet. Yani 3 günlük bir çalışmayla bir şeyleri. Oyuncuların bu konuda büyük gayret gösterdiler, büyük özveri gösterdiler. Yani verilen taktiğe, verilen oyun düzenine sadık kalabilme açısından büyük özveri gösterdiler. Onun için onları tebrik ediyorum. Zaman zaman oyundan sapmalar tabii ki olacaktır. Oyun gidişatı farklıydı. Çok gergin bir maçtı Tepecik maçı. Ama tabii ilk maç olduğu için kazandığımızdan hem benim ilk maçım hem de dolayısıyla da oyuncularla beraber ilk çıktığım bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz tabii ki. Tüm oyuncularımı tebrik ederim. Evet. Bundan sonrası için ne söyleyebiliriz? Yani çok uzağa bakmaya gerek yok. Her maç değerlendirme yapacağız. Önümüzde şimdi bu maç bitti. Yarından itibaren Zonguldak maçını düşüneceğiz. Onun için bir bütün olarak düşünmenin bir anlamı yok. Her maç bizim için bu final. İlk önce normal bir düzeye gelmemiz gerekiyor ilk önce. Takımın istenen düzeye gelmesi gerekiyor. Bu da tabii çok çabuk olabilecek bir hadise değil ama bu konuda hem oyuncular kendi özverileriyle büyük güven kazandılar.
ilerisi için hepimize, Fethiye camiasına güven verdiler. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Tepecik Spor Teknik Sorumlusu Recai Şahinler de karşılaşmadan sonra görüşlerini aldık. Özellikle offside olup olmadığı konusunda Fethiye Spor'un attığı golün endişeleri vardı. Şimdi bu röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün Karagümrük'ün galip gelmesi. Acil puana ihtiyacı var. Fethiye'nin de vardı. Tabii, 6 puanlık bir maç diyebiliriz. 6 puanlık bir maçtı. İyi bir mücadele oldu. Yani maçın baktığımız zaman iki taraf için de çok pozisyon olmadı. Kaçan birkaç pozisyon var. Biz ilk başta bir puan, ondan sonra 3 puan düşünmüştük. Fethiye'yi tebrik ediyoruz. Tabii ki hakem keşke orada bayrağı kaldırmasaydı da. Offside var mıydı? Yan hakem offside kaldırdığını söylüyor. Orta hakem de bizim rakipten, bizden topun gittiğini. Hakem kararı, saygı duyacaksın. Yani ne kadar itiraz etsek evet. Sonuca Fethiye'yi tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Gönül isterdi ki puanlarla dönelim. Bizim de acil puanı ihtiyacımız var. Gidecek bir şey yok. Başarılar diliyoruz hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Fethiye Spor Başkanı Okan Uysal da özellikle golün offside olup olmadığı şeklindeki sorumuza karşılaşmanın görüntülerini Kanal F'de izledikten sonra offside olmadığı açıkça ortada diye konuştu. Okan Uysal'dan bu hafta deplasmanda oynanacak Zonguldak Kömürspor maçı ile ilgili olarak da görüşlerini aldık. İşte o açıklamalar. Fethiye Spor deplasmana gidecek. Tepecik maçındaki gol offside miydi? Bu hafta ne bekliyoruz? Abi bugün maç esnasında çok da fark edemedim ama hakem bayrak kaldırması eyvah dediğim andı. Fakat bugün sizin yapmış olduğunuz çekimden de gördüğüm kadarıyla da kesinlikle offside değil. Çünkü oyuncunun son dakikada istem dışı topu vurması offside pozisyondaki Ayça'nın önüne düşüyor ve bu da bozmuş oluyor. Şimdi hakemin kararlarını tartışmakta fayda yok ama neticede burada da doğru bir karar verdiğini, kimsenin hakkını yemediğimiz için de çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Evet, bu hafta İstanbul'dan nasıl bir sonuçla dönmeyi bekliyoruz? Kan değişikliğinin avantajlarını görüyor muyuz? Şimdi biz bazı kararları alırken hiç pişmanlık duymadan alırız. Burada verdiğimiz Enver Hoca'nın bugüne kadar verdiği hizmetler için çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve bugün aynı pozisyonda olsam gene aynı kararı verirdim. Kendisiyle devam etme yönünde. Fakat bazen de ayrılıklar gerekebiliyor. Bu da takımın kendini yenileyebilmesi için şart oluyor. Şu anda da Akif Hoca'yla karar kıldık geçen hafta ve ilk maçına da çıktık. Buradan iyi bir sonuçla geldik. Şu anda takımın havası da iyi ve bu hafta da Zonguldak maçında da ümitliyim. İnşallah camiamıza hayırlı olmuştur bu verdiğimiz karar. Biz bu kararın da arkasında duracağız. Kolay gelsin. Sevgili izleyenler, Fethiye Spor basın sözcüsü İsmail Türk ise en çok sevinen yöneticiler arasındaydı. Karşılaşmanın ardından Sayın İsmail Türk bakın hangi açıklamayı yaptı. Neler söyleyeceksiniz? Galip geldik. Vallahi, niye hayır? Valla iyi oldu. Yani takımın oyun şekli çok yani ben beğendim. Yani. Bir tarafta bir yürüyorum. İyi oldu. Hayırlısı. Bu şehir hak ediyor. Bizim belki biraz becerisizliğimizden dolayı kötü oyunlarımız. Ama inşallah bundan sonra şeyin de yüzünü gördük, gün de yüzünü gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kendi evimizde kazanamıyorduk. Vallahi. İlk maçı aldık, ondan sonra bir de deplasmanda aldık. Ondan sonra hiç almadık, berabere kaldık veya yenildik. Yani inşallah bu maç, birinci maçmış gibi devam eder.
bundan sonra bir kan değişikliği faydalı oldu diyebilir miyiz? Ya onu tabii ki siz onu söyleyin. Biz emeği geçen herkese de teşekkür ederiz. Yani her şeyi bundan önceki hocaya olumsuzlar yıkman da anlamı yok. Önümüze bakacağız. Biraz da şanssız gidiyorduk gerçekten. Ama kan değişikliği faydası oluyor. Mesela baktığımızda oyun da çok gözümüzü doyuran bir oyun oldu. Belki gol fazla olmadı ama çok goller kaçırdı. İyi de bir oyun oynadı. Yani böyle de devam edersek iyi olur. Takım adına mutlanırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Fethiyespor'un Tepecik Spor maçında ilk 11'de çıkan tecrübeli oyuncularından Bekir Ozan Has'ın da görüşlerini aldık. Bekir Ozan Has özellikle bu maçta ilk yarıda attığı güzel paslarla, derinleme paslarla taraftarların takdirini kazanmıştı. Nasıl bir karşılaşmaydı? Vallahi öncelikle artık yeni bir sayfa açtık. Artık geçmişi kapattık önümüzde. Zorlu ilk yarıya kadar zorlu 5 hafta var. İnşallah Fethiyespor'u layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki yeni bir değişim oldu. İlk maçlar her zaman zor. Ondan sonra inşallah bundan sonra takım arkadaşlarımızla devreye kadar alabildiğimiz kadar puan aldık. Fethiye'yi yerlere taşımak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Yeter ki Fethiye halkı bize inansın, arkamızda dursun. İnşallah biz üstesinden geleceğiz. Evet. Bugün zorlandı mı diyebilir miyiz Fethiyespor'u? Zorlandı. 6 puanlık bir maçtı. Tabii ki kesinlikle. Yani sonuçta baktığın zaman şu anda, yani sadece şu ana göre konuşuyorum. Rakibin gibi görünüyor ama biz oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hiç pozisyon vermedik, maç bitirdik. Tabii ki önemli bunlar. Takım olma yolunda çok önemli. Belki çok iyi oynamadık. Evet ama iyi oynama yolunda ilerlediğimizi düşünüyorum. Farklı bir sistem var özellikle hocamızdan sonra. Farklı oyun tarzı var. İnşallah bu oyun tarzını oturtturduğumuzda çok farklı bir Fethiyespor olacaktır. İnşallah bunu ileriki haftalarda başarırız. Teşekkürler. Başarılar. Evet değerli izleyenler, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve gerçekten takıma büyük katkı sağlamaya çalışan, haftalardır da aynı katkıyı vermek için mücadele eden Hakan Kutlu'nun da görüşlerini aldık. Aynen, görev aldı. Ve gol de geldi. Güzel bir top taktı. Aynen Allah razı olsun. İyiydi ya. İkinci yarı iyi baskılı oynadık. İlk yarı çok iyi başladık bence. Ondan sonra biraz düşüşe geçtik ama ikinci yarı yine toparladık. İyiydi ya. Galibiyet de geldi. Mutlu son yeni hocamızla yeni yola başladık. İnşallah devam eder böyle. Fethiyespor kaptanı Mert Er Estik'te en çok sevinen futbolcular arasındaydı. Özellikle kendi evinde şeytanın bacağını kırıp haftalar sonrasında galip gelmenin sevincini yaşıyordu. Yani bizim için zor bir karşılaşmaydı. Tepecik de alttan kurtulmak için bu maça çıkış maçı olarak bakıyordu. Biz de geçen hafta bir mağlubiyet aldık. Mağlubiyeti taraftarlarımızı unutmak için çok, yani mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Yani Allah'ın izniyle de kazandık 1-0. İnşallah haftaya Zonguldak maçından da puan alıp daha iyi yerlere götürmek istiyoruz takımımızı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli izleyenler, Fethiyespor 13 gol attı 13 karşılaşmada. Kalesinde 18 gol yedi. Lacivert beyazlar bu 13 golün büyük bir bölümünü hep ikinci yarıda atabildi. Şimdi bu Fethiyespor'un attığı gollerle ilgili olarak da bir istatistik hazırladık değerli izleyenler. Bu istatistikle ilgili haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Lacivert beyazlar gol sevincini de 5 haftadan bu yana yaşayamıyordu. Özellikle galibiyet sevincini yaşayamıyordu. Galip geldi bu haftada. Gerçekten çok önemliydi. Kan değişikliğinin sonucu muydu, değil miydi? Eğer bize yazarsanız, FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a mesajlarınızı gönderirseniz isim ve soy adınızla beraber biz de buradan o mesajlarınızı okuyacağız. İşte ekranlara geliyor. Fethiyespor'un hangi dakikalarda gol attığını bir kez daha hatırlıyoruz.
Evet değerli izleyenler, Fethiyespor'un son 10 karşılaşmasından görüntüler ekranlarınıza gelmişti. Son 10 maçın nasıl sonuçlandığıyla ilgili orada sadece bir hata vardı. Konyaanadolu Selçukspor karşısında deplasmanda 1-0 galip gelmişti Fethiyespor. Fethiyespor ilk maçında Fatih Karagümrük 2-1 mağlup etmişti. Ve ardından da deplasmanda yine Buca Spor'u 2-1 mağlup etmişti. İyi bir çıkış yakalamıştı. Hatta liderliğe oturmuştu lacivert beyazlar. Ligin 3. haftasında kendi evinde Ofspor'la 2-2 berabere kalan Fethiyespor ardından deplasmana gitti ve deplasmanda 2-0 yenildi Kocaeli Birlikspor karşısında. İşte Fethiyespor deplasmanda ve kendi evinde 13 gol atabildi. Bu golleri ikinci yarıda attı. Ekranlarınıza geliyor haberimiz. Fethiyespor'un 13 haftada attıkları 13 golden 9'unu maçların ikinci devrelerinde kaydetmesi dikkat çekiyor. Fethiyespor 1 ile 15 dakikalar arasında 3, 31 ile 45 dakikalar arasında 1 gol bulurken bu sezon 16 ile 30 dakikalar arasında gol atamadı. Maçların ilk devrelerinde 4 gol atan lacivert beyazlılar 46 ile 60. dakikalar arasında 2, 61 ile 75. dakikalar arasında 4, 76 ile 90. dakikalar arasında da 3 olmak üzere ikinci devrelerde 9 gol atmayı başardı. Fethiyespor 2-1'lik Karagümrük, 2-1'lik Bucaspor, 1-0'lık Konya Anadolu Selçukspor ve son olarak 1-0'lık Büyükçekmece Tepecikspor galibiyetlerinde golleri ikinci yarılarda buldu. Evet sevgili izleyenler, Fethiyespor'daki gelişmeler böyle ancak sevgili Timur Fidan'dan ben Zonguldak Kömürspor maçı öncesi yine geçtiğimiz karşılaşmaya götürmek istiyorum. Tepecik Spor maçı ile ilgili görüşlerinizi alacağız ama arkadaşlarım uyarıyor. Çok kısa bir reklam diyor. İstersen evet. Reklamdan sonra hangi hataları gördün özellikle? Evet 1-0 ama kolay bir maç olmadı. Kısa bir reklama gidelim. Ardından bu hataları bir senin gözleminle ekranlara yansıtalım. Evet değerli izleyenler, Fethiyespor'un Tepecikspor maçındaki bu 1-0 galibiyeti ve Fethiyespor'la ilgili düşüncelerinizi bize yazabilirsiniz. FTV yazıp boşluk bırakıp 39-69'a mesajlarınızı bekliyoruz. Zonguldak Kömürspor'la çok önemli bir maç oynayacak Fethiyespor. Yine bu karşılaşmayla ilgili olarak da görüş belirtebilirsiniz. Kısa bir reklam ardından spor saati devam edecek.